Çankırı'da teşkilatlanma çalışmalarını aralıksız sürdüren Deva Partisi'nde 1. Merkez İlçe Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Deva Partisi seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat İdris Şahin, Deva Partisi Disiplin Kurulu üyesi Avukat Hüseyin Kaderoğlu, Ankara İl Başkanı Ali Gürel, Kırıkkale İl Başkanı Oğuz Karakuş, Çankırı İl Başkanı Mustafa Avşar, Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Vedat Musaoğlu ve partililer katıldı. Çankırı Merkez İlçe 1. Olağan Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. 1930'ların acayip devletçiliği altında zararın da zararına giren Seyri Sefahin İdaresi'nin yönetim kurulunda bir profesör, politikacı şöyle demişti. Beyler, muhakkak ki batıyoruz. Fakat hiç korkmayınız. Tamamen kanunlara uygun olarak batıyoruz. Evet, Türkiye bugün ekonomik olarak 14 yıl, 15 yıl geriye gitmiştir. 5 para etmez Bulgar levası bugün Türk parasının karşısında 5 lira yapmaktadır. Bu bile yalnız başına Türk ekonomisinin resmini göstermektedir. Kişi başı milli gelir 12.500 dolardan 8.000 dolarlara kadar düşmüştür. Bir asgari ücretlinin maaşı 300 dolara inmiştir. Son Cumhurbaşkanı hükümet seçiminden sonra 3 milyon insanımız işsiz kaldı. Her geçen gün fakirleşiyoruz. Bugün de ne yazık ki kanunlara göre batıyoruz. Tarih geçmiş anlatırken geleceğe de ışık tutar. İnsanın yolunu aydınlatır. Çukurları, kayaları ve dikenleri gösterir. Meksika'da boğa görüşlerinde Arana'da bir önceki boğanın başına gelenleri diğer boğalar bilmiş olsaydı öncekilerin durumuna düşmeyeceklerdi. Adaletin, özgürlüğün ve hukukun üstünlüğünün yaşandığı ülkelere bakıyoruz. İnsanları refah içerisinde yanından kaygı duymayan bir yaşam tarzı sürüyorlar. Bir de adaletin, özgürlüğün ve hukukun üstünlüğünün yerlerde süründüğü yanı başımızdaki Ortadoğu ülkelerine bakıyoruz. Her gün kan ve gözyaşına şahit oluyoruz. Bu manzarayı, bu resmi her vatandaşımızın göz önünde bulundurarak siyasi tercihte bulunması gerekmektedir. Yoksa arenadaki boğalardan bir farkımız kalmaz ve iş işten geçmiş olur. İşte bu karanlık tünelden çıkmak için bir ışık doğmuştur. Bu ışık tertemiz geçmişiyle siyasal İslam'ı değil, Anadolu Müslümanlığı temsil eden, dünyayı ve insanlığı tanıyan, Cumhuriyet değerlerini yaşatacak, ülkemizi aydınlık yanlara taşıyacak olan Sayın Ali Babacan ve kadrolarıdır. Ülkemizin aydınlık geleceğini Demokrasi ve Atılım Partisi'nde gördüğümüz için ekibimizle beraber buradayız. Kurucu ilçe başkanı Bekir Mustafaoğlu'nun tek liste halinde aday olduğu seçimlerde Mustafaoğlu bütün delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.